ideolojik söyleme aslında çok da destek olmuyor. Çünkü CHP'de gerekli başarıyı, galebeyi elde edemeyen Putin'in Moskova'ya döndüğünde halk üzerinde baskısını daha da artırarak diktatör. Putin uğur kazanabilməsə, Moskvanı tərk etmək məcburiyyətində qalacaq. Bu sözləri Kanal Ölçə müsahibəsi zamanı Profesör Doktor Həsən Oktay deyib. Həsən Oktay belə bir ssenaridə Putinin devriləcəyini və onun Kubaya qaça biləcəyini bildirib. Eğilimlerinin gerçekleşmesi söz konusu. Böyle olunca da Putin gerçek anlamda Ukrayna'da ya zaferle çıkacak, bu mümkün gözükmemekle beraber, ya da yenilecek ve artık Putin Moskova'yı terk etmek zorunda kalacak. Bu ikilem üzerinde, bu iki uç fikir arasında psikolojik olarak darmadağın olan Putin, önümüzdeki günlerde daha büyük bir saldırıya kalkışabilir endişesi ve ihtimali göz önünde bulunduruluyor. Bu arada Ukrayna'ya verilecek silah, mühimmat ve teknik ekip desteğiyle aslında Ukrayna Rusya'nın işgal kuvvetleri ile irtibatını kesecek köprü, yol vesaire noktaları vurarak bir anlamda Ukrayna'nın içine kadar, belirli kısmına kadar gelmiş Rus birliklerini Moskova ile irtibatı kesilerek daha sonra bunlar yavaş yavaş imha edilme yolu ve yöntemi kullanılacak. Bu da aslında Rusya açısından tedirginlikle karşılanıyor. Çünkü son zamanlarda Batı'dan alınan silahlarla Rus ordusuyla Rusya arasındaki temas noktalarını, yani köprüleri, stratejik noktaları artık Ukrayna rahat bir şekilde vurmaya başladı. Bu da Rusya'nın önemli korkularından biri. Hatta belki önümüzdeki günlerde Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Azak Köprüsü'nün bile vurulma ihtimali söz konusu. Bu gerçekleştiği takdirde de Rusya'nın Kherson, Kharkiv, Luhansk, Donetsk bölgesindeki işgal kuvvetleri de ciddi anlamda malzeme tedariki, savaş malzemesi ve gıda maddesi temini konusunda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir. Belki de Rus askerleri toplu Ukrayna ordusuna teslim olmakla yüz yüze kalabilirler. Tabii bunlar savaşın taktik ve stratejik değişim ve dönüşümüyle alakalı. Ama Ukrayna kararlı bir şekilde topraktan işgalden kurtarmak için mücadelesini verirken, aynı şekilde Rusya da bölgede kalma zamanı uzatarak Ukrayna ile Rusya'nın barıştırılması ve barış neticesinde de Rusya şu an işgal altında tuttuğu toprakların Ukrayna'dan kopartılarak önce Donbas, Luhansk gibi cumhuriyetlerin kontrolünde ve Kırım'ın kontrolünde gibi gösterip buradan bir başarı hikayesi oluşturmak istiyor. Bu başarı hikayesini Putin gerçekleştiremezse Putin Moskova'yı terk etmek zorunda kalacak ki gidişat her geçen gün oraya doğru gidiyor. Ama Amerika özellikle... Nereye gidecek hocam Putin Moskova'nı terk edip? Anlayamadım, tekrar eder misiniz? Moskova'nı terk edip hara gidebilir? Nereye gidebilir Putin? Yani Küba'ya gidebilir. Yani şu anda... Yani Putin, onun devrilmesi söz konusu da artık. Yani mi? Evet, devrilmesi söz konusu olabilir. Çünkü bu savaş uzadıkça ister istemez Moskova'da da Putin'e karşı sesler yükselebilir. Her ne kadar Putin Zelenski'yi devirmek için bazı teşebbüsler gerçekleştirmiş, başarısız teşebbüsler gerçekleştirmiş olsa da bunun aynısının Moskova'da Putin'e karşı da gerçekleşebileceği ihtimali söz konusu. Özellikle Dugin'in kızının bir suikastla öldürülmesi aslında Rusya Moskova'da hiç kimse sokakta, evinde, yolda rahat olmaması gerektiği imajını ve mesajını vermiş oldular. Bu direkt Putin'e verilmiş bir mesaj. Bu direkt Putin'in bütün üst düzey bakanlarına, bürokratlarına verilmiş bir mesaj. Böyle olunca da bundan sonraki psikolojik harekat ve psikolojik üstünlük kesinlikle Ukrayna'nın eline geçmiş durumda.